Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün konumuz atletizm. Buse Savaşkan'dan milli yüksek atlamacı olimpiyat sürecinde mesajımız da var. Başkan Ferhat Sakallı Federasyon Başkanı ve Genel Sekreter Derya Atamer bizimle birlikte stüdyoda atletizmdeki son gelişmeleri konuşacağız. Buse'den de yeni haberler var. Yöneticilerimiz, değerli yöneticilerimiz bu haberleri bizlerle paylaşacak. Evet Ferhat Bey hoş geldiniz. Derya Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İlk defa konuk ediyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Benim için de ne mutlu. Evet şöyle geçtiğimiz günlerde aslında bunlar yeni konular değil ama önemli konular Ferhat Bey. Oradan girmek istiyorum evet. Derya izninle. Tabii. Başkanın sert bir açıklaması vardı. Atletizm Federasyonu Başkanı olarak Türkiye Eş Federasyonu'yla ilişkilerin maalesef iyi olmadığı ve bunun uzun bir süredir devam ettiği yönünde açıklamanız vardı. Aslında biz burada sizleri daha önce konuk ettiğimizde konuyu açmadık ama bu konudaki sıkıntılarınızı da çok iyi biliyordum. Kamera gerisinde sohbet ediyorduk. Sistemleriniz vardı. Bu senin sürecini de etkileyen bir durumda aslında bu. Şimdi bu açıklamayı göz ardı etmek mümkün değil. Eş federasyonla hele de çok iyi atletlere sahipken Türkiye'deki yarışlara katılıyoruz. Türkiye milli takımlarında sporcularımız var. Ferhat Bey bu açıklama sonrasında herhangi bir değişiklik var mıdır? Çok merak ediyorum. Öncelikle buradan başlamak isterim. Yani zaten bu süreç İslam oyunlarında başladıydı. Yani çok uzun bir süre devam etti böyle. Hani aslında biz ilk başlangıçta ilişkilerimiz gayet iyiydi. Hatta basından da takip ettiyseniz ilişkimizde bir sıkıntı yoktu evet. Ama Şintimal yönetimiyle geçmişten gelen evet iyidir. Evet. Onun sonrasında yaşanan olaylardan dolayı aramız birazcık açıldı. Orada nasıl oldu? Yani İslam oyunlarından Buse'nin kadro dışı bırakılması ile evet. Başladı bu süreç. Biz aradık Fatih Bey'i. Anlattık. Dedik işte Cumhurbaşkanımız da oraya gelecek. Buse'nin yarışıp yarışmayacağını öğrenmek istedik falan. Dediğimiz anda işte Buse'nin yarışmayacağını öğrendik. O dönemde 86 ya da yanılmıyorsam 89'u vardı. Bu da iyi bir derece yani. Hı. İslam oyunları gibi bir yarışmada kürsü görme şansı yüksek olan bir evet. Dereceydi. Biz bunu sorduk ama olumsuz bir cevap aldık. Olup olmayacağını sorduk. Olmayacağı söylendi bize. Şimdi federasyon başkanı olarak benim de görev ve sorumluluklarım var. Sporcularıma karşı, yönetimime ve ülkeme karşı. Biz de burada başbakanlığı devreye koyduk. Başbakanlığa bu durumu anlattık. Hatta ben Fatih Başkan'a sorduğumda işte çocuğun neden giremediğini şeye, kadroya derecesinin yeterli olmadığını, madalya şansı olmadığını söyledi bana. Ben de son İslam oyunları şeyine baktım, derecelerine ve 70'lerdeki derecelerin kürsü yaptığını gördüm. Bu defa bu bize artık hak oldu. Çünkü hakkımızı aramak zorundayız. O taraftan kapanan bir kapı vardı. Bizim de bunu nasıl yapabiliriz noktasında başbakanlıkta görüştük. Başbakanlık arkasından spor koordinatörlüğü, TC Büyükelçiliği spor koordinatörlüğünü aradı. Mithat Bey girdi burada devreye. Mithat Bey girdikten sonra da süreç genel müdürlükle paylaşıldı Türkiye'de. Genel müdürlük hemen federasyona aradı. Bununla ilgili hani biz belgeleri de yolladık. Bununla ilgili çalışmalarımız vardı. Bunlar da yollayınca Buse'nin gerçekten kadroya girmesi gerektiği görüldü ve Buse kadroya alındı ve bundan sonraki süreç Fatih Başkan'ın bize artık farklı bir gözle bakmasıyla evet, Buse'den devam etti. Özür diliyorum Başkan. Buse'nin fotoğraflarını verebilir miyiz ekrana? Buse'nin görüntüleri var. Açıklaması değil. Görüntüleri gelsin lütfen arkadaşlar. Evet çok önemli yarışlar var bu arada. Az önce söylemiştim programa girerken. Biraz sonra Buse'den spor gündeme gelen video mesajı da paylaşacağız. Orada anlatıyor. Daha yaz döneminde önümde daha fazla bir zaman hazırlık dönemi olacak. Kış biraz kısıtlı oldu belki ama çalışmalar ve açarız tek tek konuları ama az önce yönetim kurulu geldi ekrana. Yönetmenimden rica edeyim o güzel fotoğraf gelsin. Yönetim kurulunun fotoğrafı. Evet. Burada hemen Derya Hanım'a döneceğim genel sekreter. Genel kurulumuzdan sanıyorum bir fotoğraf. Geçen evet, cumartesi yöneticiler. Ekranın bütününe gelirse yönetim kurulu fotoğrafı da. Evet. 7'ye 7 yanılmıyorsam. Aslında orada aslında genel kurul fotoğrafımız bu sevgili Yeşim. 7'ye 7 değil 9'a 5
Yani 7'ye 7 eşitlik durumudur. Evet, 9'a 5 kadınlar federasyonda ağırlıkta çoğunlukta. Evet, ne kadar güzel. O fotoğrafta bir kadın başkanımız var, mali sekreterimiz var. Genel kurul başkanlığımızı yapan sevgili Gülsev aynı zamanda hakemimiz. Evet. Burada 7'ye 7. Burada 7'ye 7. Evet. Burada 7'ye 7. Aslında 7'ye 7 değil. Belki böyle 8'e 7 çoğunlukta ekleyebilirim. Yani evet. Federasyonun yönetiminin %55'i 9'a 5 kadın. Milli atletlerimizin %55'i kadın. Evet. Şimdi şöyle az önce de konuştuk. Evet. Ben kategorize etmekten hoşlanmam. Ama bir gerçek var ki... Kadınlar da biraz birçok yerde geride kalıyor. Yani evet. Daha fazla görev almak gerekir. Doğru. Ferhat Bey de tebessüm ediyor. Bu arada ona soracağım ne kadar güzel böyle kadın ağırlıklı bir yönetim. Kadınların hiç de az sayıda olmadığı bir yönetim. İşler nasıl gidiyor Ferhat Bey? Evet. Kolaylaştırıyor mu? Yoksa zorlaşıyor mu? Evet. Şöyle söyleyeyim. Kıbrıs'ta zaten sporun ne kadar karmaşık ve zor olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Tüm federasyonları ağırlarsınız. Benim işlerim ilk başta çok zordu. Ancak sonrasında kolaylaşmaya başladı. Çünkü kadınlar gerçekten sorumluluk sahibi. Yani erkekler bilirsiniz daha fazla sorumlu olduğu için federasyon içinde de birazcık hani özveri, gönüllülük esastır. Evet. Ama kadınlarımız bir şeyi verdiğiniz zaman mutlaka onu hedefe ulaştırmak için canla başla bunu yapmaya çalışır. Onun için işim çok kolaylaştı diyebilirim. Evet, özellikle görünmeyen yüzümüz vardı. Görünmeyen yüzümüz şu an sizler de tabii bu şeye vesilesiniz bir kadın olarak gene ama Derya Hanım'ın da federasyona girmesiyle girmesi zaten çok güzel bir hoş bir şeyle oldu. Kızı sporcumuzdu. Hı-hı. Ve kızının spor yapmasından dolayı ben de elimi taşın altına koymak isterim dedi ve bugün bizlerle ve arkasından da takip etti. Tüm işte sporcularımızın iki tane sporcu ailemiz var. Derya Hanım ve Adalet Hanım. Çile Mesenyel var gene. Fikriye hocamız var. Yani aslımız var. Evet. Yani bizim şu andaki kadromuz çok iyi yönetim olarak. Evet. İnşallah bundan sonra da böyle diğer devam eder. Diğer yönetimlerde de kadın sayısı çoğalsın. Eşit bir şekilde. Gerçekten bunun faydaları da yansıyor. Siz zaten her zaman yönetim ekibinizden memnuniyet dile getiren başkanlardan birisiniz. Tabii ki diğer federasyonlarda da bakıyoruz. Kadın yönetim kurulu, yöneticiler var yönetimde yer alan. Ama sanırım en farklı durumda olan federasyonlar içerisinde, hani bütünüyle böyle emin konuşamam ama sanırım bu durumda ağırlık sizde evet. Yönetici olarak. Evet, Derya Hanım. Sanıyorum benim bildiğim de öyle. Evet. Bununla ilgili şu anda Yakın Doğu Üniversitesi'nde bir bölüm federasyonlar, kulüpler ve kadın erkek eşitliği üzerine 8 Mart'a yönelik bir araştırma yapıyorlar. Bize de ulaştılar. Biz de elimizdeki verileri onlarla paylaştık. Biz onlarla aslında verileri paylaşınca kadın çoğunluklu olduğumuzu öğrendik. Evet. Örneğin ben hakemlerimizin %65'inin kadın olduğunu o güne kadar tam yani çok olduğumuzu biliyordum ama %65 rakamını açıkçası ben de bilmiyordum. O araştırmanın sonucunu böyle dört gözle bekliyorum. Ya sporun genelinde kadının yerine, pozisyonuna, sporcu, hakem, antrenör ve yönetici ağırlığındaki dilimi sanıyorum o rakamsal verileri onlar çoğalmaya bize... Çoğalmaya da başladı. Yani siz evet. iyi bir örneksiniz. Teşekkür ederiz. Ama çoğalmaya da başladı. Baktığımız zaman futbolda, erkek futbolunda da yan evet. hakem olarak da olsa kadın hakemler var, kadın futbolu var. Kutluyoruz onları da. Görev alan antrenörler, kadın antrenörler, hakemler... yöneticiler var. Güzel gelişmeler. Aslında eşitliği keşke halen bu konuları konuşmuyor evet. olsak değil mi? Keşke şeyi konuşmasak sevgili eşim. Benim en çok kızıma ve genç kadınlara söylediğim bir şeydir. İşte örneğin işte kadın tır şoförü ya da işte kadın i̇şte mühendis, kadın uzaya giden. Yani bunlar aslında meslek. Eğitimini alıp yapabildiğimiz herhangi bir konuyla ilgili bu kadındır, bu erkektir diye bunu ön plana çıkarmak evet. çok doğru bir şey değil. Şimdi şöyle evet. Allah aşkına aynı mesleklerdeyiz. Evet. Aynı işin içindeyiz. Aynı eğitim alıyoruz. Evet yani o yüzden diyorum kategorize edilmek evet. aslında tamam kadın hakları. Bunlar konuşulması gereken konular oluyor maalesef. Toplumun ön yargısını kırmak için yapıyoruz ama, bence. Dediğim gibi evet. eşitiz ama daha çok kadının örneğin mecliste de aynı şekilde keşke. Önemli yerlerde ve birçok önemli pozisyonlarda daha fazla kadının yer alması
Önemlidir. Ama çok. Dediğimiz gibi kategorize etmek doğru değil. Etmek doğru değil pek. Evet. Peki tam da bu noktada biz isterseniz Buse'mizden gelen sevgili Buse'den antrenmandaydı kendisinden rica ettiğimde video mesaj göndermesi için döndü. Akşama hazırlarız dedi. Spor gündeme mesajı var. Birlikte dinleyelim değerli izleyenler. Merhaba. Olimpiyat sürecimle ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum sizlere. Geçirdiğim güzel bir kız sezonum var. Gerçekten benim de hiç ummadığım anda gelen bir başarı, yeni bir rekor var. Kısa dönemde gerçekten iyi adapte olarak güzel bir başarı elde ettim. Bunun için de zaten hem antrenörüme hem beni destekleyen, arkamda duran herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten ufak tefek dokunuşlarla bile ve benim hırsımla birlikte neler başarabileceğimi görmüş olduk. Umarım olimpiyat yolunda da bu hırs ve bu azimle birlikte gideceğimi de sonuna kadar inanıyorum. Dediğim gibi kış sezonunda ne kadar kısa bir dönem hazırlığı olsa da yaz sezonu için uzun bir hazırlık sürecimiz var. Ve inşallah oraya da hem planlı programlı hem eksik yönlerimizi görerek, tartarak, buna yönelik antrenmanlar yaparak olimpiyat sürecini de güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum tabii ki de. Ondan önce gerçekten çok fazla yarışacağım yarışlar var. Bu Diamond League'ler olsun, özel yarışlar olsun, uluslararası, ulusal yarışlar olsun. Oralarda da kazanacağım puanlarla birlikte ve alacağım başarılarla birlikte tabii ki de bu olimpiyat sürecimi de güzel bir şekilde etkileyeceğine inanıyorum. Dediğim gibi benim yanımda olan ve bana destek çıkan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten bu desteklerle ve bu sağlanan imkanlarla neler başarabileceğini göstermiş olmanın da ayrıyetten bir mutluluğu var. Ve bu gelecek olan nesillere de çok güzel bir motivasyon örneği olduğunu da düşünüyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve ayrıyeten de BRT ekibine beni konuk ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Video mesajı da olsa en nihayet konuk edebildik Buse'yi. Uzun zaman sonra yıllar önce antrenörüyle birlikte bu stüdyoda yine ağırlamıştık. Tekrar teşekkürler. Her şey güzel gitsin Buse senin için. Güzel haberler bekliyoruz. Ulusal uluslararası diyor ama... Daha da güzeli biz artık Diamond League bile konuşmaya başladık başkan ve yarın da İspanya'da olacak salon organizasyonunda. Hemen bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdi bu senin yarıştığı yarışmalar şimdi sporcu ilk başladığı zaman belli derece elde etmesi lazım ki bir yerlere gelebilsin, evet. Ve o yarışmalardan davet alabilsin. Silver kategorideki yarışlarda yarışıyordu Buse ama şimdi Gold yarışa bir davet aldı. İşte bu yarışlarda Buse'nin puanı için çok önemli. Çünkü ilk 8'e girmesi durumunda çok ciddi puanlar alıp üst sıralara, yani evet, bu puan sisteminde, olimpiyat kotasındaki puan sisteminde Buse'yi yukarılara taşıması için çok büyük avantaj. Geçen Ukrayna Lantroner Genedi ile salon şampiyonasında, Balkan salon şampiyonasında biraz sohbet etme şansı buldum. Hı hı. Orada şeyi söyledi bana, işte menajeri Diamond League için şu anda oraya davet almakla ilgili, evet, çalışmalara başladı diye. Yani bu sene Buse'yi Diamond League'de de izleyebileceğiz inşallah. Evet. Bu da bizim neleri başardığımızı, Buse'nin neleri başardığını gösterir. Hı hı. Aslında bizim için bu hep açılım süreci. Biz ilk baştan beridir yönetimi de oluşturduğumuzda hep dedik ki önce dışarısı. Çünkü içeride bir şeyler yapmanız için önce sporculara hedef koymanız lazım. Bugün Buse o hedefe ulaşmaya çalışan sporcularımızdan, hı hı, sadece bir tanesi. Ve Buse'nin başardıkları diğer aşağıdan gelen sporculara örnek ve yol olacak. Hı. Onun için en önemlisi dışarıdaki hedeflerinizdir. Biz federasyon olarak bu hedeflere her zaman yaklaştık bir tık olsun. İşte Yiğit Can'la olsun, işte daha önceden Meliz'le olsun, onun öncesinde, evet, daha sayamayacağım bir sürü sporcu var. Yiğit Can'la Taygun'u sormak isterim ayrıyeten tabii ki. Tamam. İşte bu bizim için aslında çok büyük bir açılımdır. Hı hı. Ama bizim artık bundan sonrasıyla ilgili yönetim olarak zaten bu şey devamlı konuşulur. Proje çocuk. Yani bir tane çocuğumuzu veya işte 3-5 tane çocuğumuzu, çok zaten biliyorsunuz atletizmde çok fazla böyle aşırı sporcu çıkmıyor. Evet. Çıkıyor ancak içlerinden elit diyebileceğimiz
kategorideki çocuk sayısı azdır. Evet. Bizim istediğimiz yetenekli ve ileriye taşıyabileceğimiz çocuklarla destekleyip bunları olimpiyat sürecinde. Nasıl belirleyeceksiniz? Yani o bir okullarla muhakkak iletişim halindesiniz. Şimdi okul yarışları seçeceksiniz. Zaten okul yarışlarında biz az önce federasyondaydım, antrenörümüz de oradaydı. Birkaç antrenörümüz vardı. Onlarla görüştük. Okul yarışlarında bizim yetenek taramamız olur. Yani o antrenörlerimiz gelir oturur. Hem dereceye, işte koşu tekniğine, fiziksel yarışlar yapısına. Yarışlar zamanında aynı zamanda bu tespitler yarışları yapılıyor. Okul yarışı dönemi. Zaten şu an bizim yarışan tüm çocuklarımız okul döneminde seçilen çocuklarımız. Türkiye barajını geçen çocuklarımızın hepsi öyle. Aslında bu ajanlık daha önceden ismi buydu. Her bölgede ajanlar vardı. Onlar yetenekli çocukları bulup getirirdi sahaya ve işte bölgesel şampiyonlar ve Lefkoşa'da yapılan Kıbrıs şampiyonası gibi yarışmalar düzenlenirdi. Bizim de hedefimiz aslında gene o günlere dönüp o çocukları tekrardan keşfedip bunlara şimdi bulduğumuz imkanları sunmak. Çünkü bu yıl Buse'ye yani küçümsenmeyecek bir rakamda bir katkı yapıldı. Ve bu bir ilktir. Evet. Ki burada da biz aslında inananlara çok teşekkür ederim. Çünkü bunu gidip biz anlattığımızda insanlara şey de gelebilir. Yani ya bunlar hayal kura, olimpiyat. Çünkü ülke nüfus olarak çok azız ama yetenek bakımından baktığımızda bireysel sporlarda özellikle çok önü çeken çok iyi sporcularımız, tenisçilerimiz var, jimnastikte yetişen çocuklar var. Atletizm zaten senelerdir bunların içerisinde. Yani daha bir sürü sayamayacağım branş var. Atıcılıkta olimpiyatı kovalayan sporcularımız var. Sadece aynı şekilde. Sadece imkandır aslında. Çok kolaydır bunları da sağlamak. Bu da yani kesinlikle hani yani sadece ilgiyle kalınmaması gerekir ki çoğu zaman ilgi eksikliğinden de bahsediyor herkes. Siz gönüllüler de aynı zamanda sporcular da bunu çok dile getiriyor. Demek ki bir hak ettiği bir sporcu hak ettiği değeri maddi ve manevi aldığı zaman bir baktık Buse'de patlamaları görüyoruz yavaş motivasyonunu yavaş. Sağlamak çok önemli sevgili eşim. Kesinlikle yani 1.85'ten nerelere geldik? 1.91'e geldik. Bunlar ciddi yani bu yüksek atlamada elbette siz daha iyi bilirsiniz. Santimin, milimin büyük anlamı, değeri vardır. Hatta Balkan şampiyonasına da konuşacağız. Evet. Yani orada dereceye için çok umutlandım. Özellikle 1.93'te biz bunu Derya ile konuştuk. İkinci atlayışında çıta son anda düştü. Evet. Orada gerçekten 1.93 hayalini çok kurduk. Evet evet. Ama sevgili eşim Balkan şampiyonası öncesinde 2 hafta içinde 3 yarış. Evet, yarışa çok katıldı. Başarılı. Çok arka arkaya böyle yolculuk yaptı. Evet, yorgunluk da ülkeden ülkeye gezdi, yoruldu. Onun şu anda aslında o süreç devam ediyor. Yani oradan oraya devam edeceği bu senin Derya. Bunu sana sorayım. Yarışı var. Yarınki yarış onun için çok önemli. Evet, motivasyonu çok yüksek. Madrid'de olacak. Yarınki yarışa katılmak için puan daha yüksek olduğu için Türkiye şampiyonasına katılmaması ile ilgili bir karar alındı. Antrenörün önerisiyle Türkiye şampiyonası yerine yarınki yarışa katılıyor. Orada alacağı puan hem onun kariyeri için bir adım noktası olacak. Hem bundan sonraki daha iyi liglere katılmasıyla ilgili davet alması için daha iyi olacak. Evet. Bir de olimpiyatlarda gideceği rakipleriyle yarışma şansı da bulacak. Yani yarın katılacağı noktadaki durumu, pozisyonu iyi. Evet. Morali çok yüksek. Keyfi çok yerinde. Evet, sanırım o ağırlığı da atıyor. Çünkü buradaki basın toplantısında haklı olarak yani empati kurduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Devlet bana sahip çıktı. Bu katkıyı yapıyor. Omuzumdaki yükün ağırlığının farkındayım. Farkında. Ve bu bana ciddi bir sorumluluk yüklüyor demişti. Aslında onu hissettiriyor ama yavaş yavaş çünkü tam da Gennady ve Buse'nin açıklamaları olmuştu yakın bir zamanda. Ve Buse'den eminim başaracak, hırsı çok iyi çalışıyor. 1.91 bu açıklamanın hemen ardından Almanya mıydı, Fransa mıydı karıştırıyorum. Evet. Yarışta Fransa geldi. Evet. Ve 22 yıllık tabii ki Türkiye salon rekoru. Ne büyük mutluluk ve gurur. Sizler için de aynı zamanda tabii hepimiz ki için. Aile ve ülke için tabii ki için. Elbette. Bütün elit düzeydeki sporcular ve yetenekler bizim için çok çok değerlidir. Dileriz daha fazla organizasyonlarda yarışma imkanı yakalarlar. Örneğin o fotoğraf da gelsin. Taygun'la Doğa Ere'in 200 metredeki başarısı. O fotoğrafı da paylaşalım değerli yönetmenim, izleyenlerimizle ve bu yeteneklerimiz. Evet, genel olarak ekrana da gelsin lütfen bu görüntü. Doğa'yla Taygun'un. Evet. Türkiye Salon Şampiyonası'nda ikinci oldular. Her ikisi de 200 metrede.
Evet, başarılı sporcular. Bu evet. Sporcular üzerine neler söyleyeceksiniz? Önce sizden alayım Derya. Ben öncelikle hepsini tebrik ederim canı gönülden. Çünkü orada elde ettikleri başarı aslında sevgili Yeşim, seni, beni, bizi, hepimizi temsil ediyor. Ama asıl onların o kürsüde olmaları ve o kürsüye çıkmaları şu an ilkokul, ortaokuldaki anne babaların ve o çocukların aslında bir idolü. Tabii ki. O yüzden evet. Onların taşıdıkları misyonu ben düşündüğümde kendi adıma gerçekten hem onlarla gurur duyuyorum hem de çok büyük bir yük ve büyük bir sorumluluk taşıyorlar. Yani Taygun'un bundan sonraki hedefleri, çizeceği Taygun yol. Taygun çok özellikle çok evet. Dikkat çekici bir atlet ama yani Doğa'nın da başarılarını çok evet, duyuyoruz. Türkiye 7.'si oldu Doğa. Hı-hı. 60 metrede Taygun da 11. oldu. Yani 80 milyonluk bir nüfusu düşündüğünde bu başarıyı elde etmek tabii ki hepimiz için gurur çok büyük verecek. Gurur. Daha iyi noktalara gelecekleri konusunda da ben çalışmalarına devam ettikleri sürece eminim. Ama dediğim gibi hani o kürsüde olmaları tabii ki hepimiz için çok büyük gurur ama evet. Buna en güzel örneği başkanım verecektir. Buse yüksek atlamadaki başarılarından sonra şimdi her gün oraya gelip çalışan yüksekçi ilkokul çocuklarımız var. Ne kadar güzel. Ben yüksekçi olmak istiyorum. Bununla ilgili beni hangi antrenöre yönlendirirsiniz diye başkanımı bizi arayanlar var. İşte hedef dediğimiz evet. Bu yani üzerinde konuştuğumuz. Başkan Taygun ve Yiğitcan'dan tabii ki ben dün Yiğitcan'a ulaşmaya çalıştım ama tekrar arama şansım, görüşme şansım olmadı. Yayın öncesinde de tekrar ulaşacaktım ama nasıl olsa sizden yeni bilgileri alabiliriz. Taygun ve Yiğitcan'dan son bilgileri paylaşır mısınız bizimle? Taygun zaten halihazırda antrenmanlarına devam eder. Devamlı da sahada gördüğümüz sporculardan. Elit sporculardan. Geçen seneki derecelerine baktığımız zaman bir tık derecesi daha aşağıda ancak kürsü yaptı. Önemli olan kürsüdür ama bizim için asıl yani as olan şey derecedir. Evet. Bizim istediğimiz Taygun'un da aynı şekilde Buse gibi bu yolda destekleyerek. Devamlılığın olması evet, çok önemli. Devamlılık ve derecelerinin de artarak devam etmesi. Yani müsabakalar, yarışlara katıldıkça siz kendinizi geliştirebilirsiniz. Hı-hı. Şimdi aslında derece. Taygun'un dereceyle ilgili ben oraya bağlarım. Birazcık boy avantajından dolayı yani boy açık sahada birazcık daha şeydir, avantajdır. Salonda dezavantajdır. Çünkü salonun virajları. Uzun boylu sporcuları çok fazla kabul etmez deyim ben. Çünkü o virajlar birazcık daha keskin olduğu için sporcu tam olarak performans gösteremez. Ben ona bağlarım. İnşallah yaz sezonunun gelmesiyle Taygun'un da dereceleri giderek yavaş yavaş artacak. Dediğimiz gibi elit sporcularımızın içerisindedir Taygun da. Bu yıl inşallah güzel işler birlikte başaracağız. Yiğitcan'la ilgili Yiğitcan zaten söylemeye gerek yok. Başarıları tüm biliyoruz. Kamuoyu bilir zaten. Bizi uluslararası organizasyonlarda temsil eden bir sporcuydu. Geçen defaki salon açılışında dediğim gibi çok istediği performansı yakalayamadı. Taygun'un evet, da derecesi. Şanssızlıkları da yaşadılar biraz. Aha, Taygun'un da derecesi birazcık düşüktü sezon başına göre. Ama nedir? Bizim için öncelikli olan yani açık havada koşacakları derecelerdir. Büyük ihtimalle o da periyotlamasını açık alana yönlendirdi evet. Diye düşünüyorum. Şu yaz sezonunda daha çok başarıyı konuşacağız. Tabii çünkü şimdi tam hazırlık döneminden çıkıp direkt salon şampiyonasıyla bazı sporcular vardır ki salon şampiyonasını hedef yarışı olarak hiç koymaz. Çünkü evet. Hedef büyük olduğu zaman diğer müsabakalar koyulur. Büyük ihtimalle iki sporcumuzun da hedefi o yönde olduğu için ve antrenörlerinin hedefi o yönde olduğu için büyük ihtimalle bundan dolayı sadece burada bir gidip antrenman amaçlı yarışlarını yaptılar. Bu şekilde. Peki şeyi konuşalım başkan. 100. yılda olimpiyat hedefine doğru Türkiye Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davetiyle 2027 Avrupa Oyunları, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylarının tanıtıldığı gala gecesinde yer aldınız. Bunun fotoğrafı da var. Değerli izleyenlerimizle yönetmenim paylaşabilirsek Ferhat Bey'in İstanbul'daki organizasyonda katılımıyla ilgili fotoğraf ekranın geneline de gelirse. Bunun üzerine konuşalım başkan. Nasıl geçti? Neler söyleyeceksiniz? Yani Türkiye'nin artık olimpiyatlarla kavuşması bence bizim de en büyük temennimizdir. Bununla ilgili Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tanıtım gecesi olduydu. Adaylık başvurularını yaptılar. O gece zaten tanınan simalardan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, Dursun Özbek gibi
Beşiktaş'ın başkanı gibi ve eski federasyon başkanlarının ve olimpiyatlarda bugüne kadar Türkiye'yi temsil eden tüm eski ve yeni sporcuların da katılımıyla bir gece organize edildi. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile ikili ilişkilerimiz çok iyi. Ve sporcularını, biz onların sporcusunu davet ediyoruz. Onlar bizi Türkiye'de... Ekrem Bey'in Kıbrıs'la bağlantısı ve sporcu geçmişi, evet, futbolculuk, evet, kaleci geçmişliği var. Evet, onunla da orada sohbet ettik. Sempatisi var. Hatta hemşerim diye de şey yaptı, seslendi bize. Dediğim gibi yani bizim ikili ilişkilerimiz bu belediyelerle çok iyi. Bunu da daha sonra diğer belediyelerle de aynı şekilde devam ettirerek sporcularımızın orada yarışma imkanı, maratonlarda olsun, belediyenin yapmış olduğu büyük veya küçük organizasyonlarda olsun, sporcularımızı önünü açmak için biz bu adımları ilk geldiğimiz yıldan aldıydık. Şu anda bizim yarışmalarımız, onlar gelip burada yarışabiliyorlar. Biz aynı zamanda Türkiye'deki geçen en son gittiğimizde Sayın Fatma Şahin bizi misafir ettiydi. Antep Belediye Başkanı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Orada davet edildik ve orada yarıştı sporcularımız. Dediğim gibi yani bu ikili ilişkilerimiz her zaman sürecek. O günde zaten ben İstanbul'daydım Balkan Şampiyonası için. Hocalar görünce beni orada davet ettiler, sağ olsunlar. Biletimizi biz de iptal ettik. Hemen oraya gittik. Orada bulunduk. Teşekkürlerimizi sunduk. Orada ikili ilişkilerle ilgili büyük abilerimiz vardı. Eski federasyon başkanlarımız, onlarla onların deneyimlerini, tecrübelerini dinleme fırsatı bulduk. İşte dışa açılımla ilgili nereden neyi yakalasak diye hep bunun çabasındayız zaten. Evet. Bu tür organizasyonlar da bize bu anlamda fayda sağlar. Yeni organizasyonlara davet gündeme geldi mi Ferhat Bey? Nasıl? Bu toplantıda? Bu organizasyon içerisinde yaptığınız görüşmelerde yeni organizasyonlara davet, katılımlarla alakalı görüşmelerde oldu mu? Şimdi burada zaten hemen yanımda olan kişi Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya. Bugüne kadar Kıbrıslara eski de Atletizm Federasyonu Başkanı'dır. Bize her zaman desteği tamdır. Onlarla bazı projeleri görüştük. Çocuklarımızın işte Türkiye'deki kulüplerde yarışmasıyla ilgili. Gençliği görüyorum fotoğrafta. Nasıl? Başkanın hemen önünde. Başkanın önündeki, Said Ali Koç'un önündeki hocamız. Ekrem İmamoğlu'nun önünde Erzik. Yok, o değil, benim yanımdaki. Evet, başkanın önündeki. Çok duayen isimler vardı orada aslında. Ki. O gece biz de gittiğimizde şok olduk. Çünkü bu kadar sporun içerisinde basından takip ettiğimiz kişileri orada bir araya gelmek onlarla bizler için de mutlu. Türkiye bu işleri Ferhat Bey, siz iyi ilişkiler içerisindesiniz. Zaman zaman organizasyonlara gidiyorsunuz, katılımlar olur. Bileceksiniz ki Türkiye artık bu işleri çok iyi başarıyor. Türkiye tesisleşme, Türkiye sporcuyu takip, destek, önünü açma anlamında çok yol almış durumda. Keşke şu adada da benzer şeyler, hani 2024 yılı atılımlar yılı olacak diye konuşuldu. Devlet yetkilileri, başbakan özellikle spor şurasında bunu açıklamıştı. Hı hı. Özellikle tesisleşmede ki bu kadar atletler varken biz halen hayata geçecek, tamamlanacak projeleri konuşuyoruz. Bu arada stüdyoya gelebilir miyiz artık? Lütfen değerli yönetmenim. Stüdyoya geçersek lütfen. Bu projeleri konuşuyoruz halen. Bir yeni gelişme varsa bunu da paylaşırsanız lütfen bizimle. Şimdi tesisleşmeyle ilgili zaten artık çok geç kalındı. Yani bunu artık konuşmamamız lazım. Yani bununla ilgili artık bazı adımların atılması lazım. Türkiye'deki sistem, Türkiye'deki testler inanılmaz. Yapılmaya da devam ediyor aynı şekilde. Ama sadece şurada bir sıkıntı var. Bizim artık entegre olmamız lazım. Nasıl entegre olmamız lazım? En basit mesela Türkiye'de harcayış sistemi var. Türkiye'den X bir ilden çıkıp sporcu İstanbul'daki bir yarışa geldiği zaman orada yolluktur, konaklamadır, İHŞ'sidir, bunlarla ilgili harcahlar alınır. Hakemler görevlendirme gittiği zaman işte hakemlerin yollukları, gene konaklamalar, her şey karşılanır. Ama biz bu sistemler güncellenirken sistemlerin dışında kalırız. Nasıl? En basit, ben hakem yolladığım zaman hakemlerim Türkiye tarafından ödenmiyor şu anda. Türkiye Atletizm Federasyonu. Sporcularım Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ödenmiyor. Yani. Niye? Çünkü bu entegre sistem yani halen olamadık diyoruz. Evet, KKTC buraya entegre olmadığı için veyahut da artık unutulduğu için zaten bizim isyanımız, sitemimiz zaten bunadır.
Neden? Çünkü statüyü açarım, okurum. Statünün içerisinde KKTC yok. Yabancı sporcular var ama yabancı sporcuların içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok. En basiti ben bugün kayıt yapacağım. Kayıt yapamıyorum. Kaydı WhatsApp üstünden yapıyorum. BS sistemi var. BS sistemine 11 kimlik sayılarındaki farklılık yüzünden 11 rakamlıdır TC kimlik numarası. Bizim 10 rakamlı olduğu için entegre etmemişler. Sistem bizi kabul etmiyor. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında bu kadar işbirliği, protokoller, görüşmeler olduğu, ilgili bakan ülkemize geldi. Bak organizasyonda yer aldı spor şurasında. Buraya her türlü desteğin verileceğini, ilişkilerin daha da ileriye götürüleceğinden bahsederken siz bugün şu entegre olamayışı anlattığınız zaman inanın bana çok garip geliyor. Yani buradaki peki sporun yetkili makamlarıyla bu konuları görüştüğünüzü açtığınız zaman onlar ne diyor? Yani biz tabii yönetimi de siz az önce anlattık size. Biz bu işleri çok ciddi yaptık. Hatta en başından beridir biz bütün taleplerimizi yazılı yaptık. Türkiye Atletizm Federasyonu'na yazılı yaptık. Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, TC Spor Koordinatörlüğü bunların hepsinde bizim bu yaşadığımız sıkıntılarla ilgili yazışmalar yapıldı. Ancak evet, Bakla'da görüşmeler yapıldı. Evet. Hatırlıyorum o evet, zaman evet. Sporcuların Türkiye'ye kamp süreci işte bu senin sorununun da içinde yer aldı. Aslında genel bakış spora yani Türkiye Spor Bakanlığı'nın bu işe ne kadar ciddi olduğunu biz nereden anladık? Bizim bu konuları genel müdürlüğe aktardığımız anda olaylar çözülüyor. Evet. Ancak federasyonda yetkili olan kişi kimdir? Federasyon başkanı ve yönetim kurulu. Onlar işi ciddiye almıyorlar. Ciddiye alsalar bu olayların hiçbiri yaşanmayacak bugün. Bugün ben çıkıp bu açıklamaları yapmak zorunda kalmayacağım. Bizim tek yapmamız gereken, ben ilk baştan beridir aynı şeyi söylerim. Çünkü eski federasyon başkanlarından da edindiğimiz tecrübede Türkiye'deki federasyon başkanlarının ve KKTC'deki federasyon başkanlarının bir araya getirilip bu konularla ilgili özellikle hassasiyet gösterilmesi, hangi konular varsa hani entegre olamadık dedik ya. Hatırlıyor musunuz Caymaz yönetimi, Ülke Spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı döneminde, Caymaz'ın döneminde bu ülkede Türkiye Spor Federasyonları Başkanları'yla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Federasyonları Başkanları bir araya gelmişti. Federasyonlar bir araya gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. Doğru bir etkinlik. Sorunları konuşmak için de doğru bir izlenim. Konuşuldu. Tabii ki ülkemizde Türkiye Eş Federasyonları'yla çok iyi ilişkiler içerisinde olan federasyonlar var. Burada dile getiriliyor. Ama yeterli mi? Yani burada da dile getirildiği kadar iyi mi? Orası da bir soru işareti. Ama dediğiniz gibi artık bu buluşmanın, bu görüşmenin toplu olarak, toplu bence, ayrı ayrı olduğu zaman da çok etkili olamıyor belki yani özelde. Bir şeyler oluyor ama bence her iki ülke yetkili makamlarının devreye girmesiyle federasyonlar, çünkü tabii ki dünya ile buluşmayı konuşuyoruz ama bir gerçek var ki Türkiye milli takımlarına katılımıyla gençlerimiz, Güney Kıbrıs'ı işin içine katmadan söylüyorum, dünyaya açılıyorlar. Avrupa organizasyonları, dünya organizasyonları. Bu bir gerçek. Bizim çıkış kapımız buyken biz niye halen bu sorunlarla ufacık ufacık didişiyoruz? Bir an önce artık bir zirvenin burada ya da Türkiye'de olması gerekiyor. Federasyonların buluşması gerekiyor değil mi başkan? Yani bizim zaten istediğimiz hep buydu. Ben bu süreci yönetirken hani sadece benim açıklamalarımı o günkü açıklama olarak bakmayın. Bunun geriye dönüğü bir sürü yaşadığımız olaylar var. Olumsuz sporcu aramayan sayan hakemlerime, yönetimime karşı alınan tavırlar, kararlar, bunların hepsi var. Ve biz bunların nedeni bu karşıdan gelmeyen bu iyi niyetli yaklaşımlar, daha doğrusu yanıt gelmemesi hiçbir şeye, sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani bu sizin başkanlığınızla mı alakalıdır diye sormak. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sporculuğum döneminde bilmem sporun içerisinde olan kişiler birazcık tanırsa beni. Ben hakkım olan şeyi istemekten hiçbir zaman çekinmem. Eğer bir şey hakkımsa onu isterim. Şimdi bugün benim sorumluluğum çocuklarımın eğer hakkını savunmaksa sonuna kadar ne isterse olsun, kim olursa olsun ben bunu istemekle yükümlüyüm. Bugün benim yapmış olduğum açıklamaların karşısında duracak kişilere de şuradan bir seslenişim olsun. Benim karşımda durmuyorlar aslında. KKTC Atletizm Federasyonu karşısında durmuyorlar. Ama Kıbrıs'taki... Farkındasınız Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'nun daha önce olduğu gibi yakın bir zamanda aynı şekilde İsyanıdır. Açıklaması var. İsyanıdır. Çünkü tüm federasyonların içerisinde belli başlı sıkıntılar var. Ben şeyi bağlayayım. Yani benim karşımda durmuyor aslında bu insanlar. Bu insanlar bizim Kıbrıs'taki çocuklarımızın önünde duruyor. Çünkü benim istediğim şeyler eğer ki absürtse çıkıp birileri diyebilirdi ya
istediği şeyler başkanın çok acayip. Herkesle konuşuyorum. Hani telefondadır, işte mesajlaşıyorum. Herkes hak veriyor bana. Ama günün sonunda ya çıkıp konuşmasaydı. Ya çıkıp konuşmama gibi durumum yok benim. Benim sorumluluğum aslında var. Yani sevgili Yeşim, şöyle düşünmek lazım. Buse'nin olimpiyatlara hazırlanmasıyla ilgili önümüzde çok kısa bir süre vardı. Yani önümüzde bir 4 yıl olsaydı belki iletişimle ilgili başka süreçler denenebilirdi ama hem çok kısa bir süre var, hem o sorunların hemen çözülmesi lazım. Yani Balkan Şampiyonası'nda olduğu gibi o yarışa katıldı, katıldı. Katılmadı, bir sonraki Balkan Şampiyonası bir sene sonra. Tabii ki. Yani bazen ciddi bir kayıp. Evet, ve şunu da düşünmek lazım. Bizim şu an olimpiyat kapısında yüzlerce sporcumuz yok. Onlarca sporcumuz yok. Evet. Bizim Happy Top'u bir tane sporcumuz var. Ve o sporcunun da o olimpiyat eşiğini geçebilmesi için inanın ben kendi işimden daha fazla mesai harcıyorum. Ya da sevgili Ferhat, hepimiz emekçi insanlarız. Ayrı ayrı işlerimiz var. Ya biz bütün gün federasyonda oturup buradan para kazanan ya da para alan ya da bunu para için yapan insanlar değiliz. Ve biz, Türkiye'deki yönetimlerden çok çok farklı. Oradaki evet. Oluşum, kadrolaşma çok çok farklı. Evet, bizim ülkemizde tamamıyla biz gönüllülük gündüz esasında. Bir saat daha erken kalkıyor. Ben bir saat daha erken kalkıyorum. Konuşuyoruz. Öğlen yemeğini yerken bunu konuşuyoruz. Evet. İş çıkışında buluşup bunu konuşuyoruz. Aslında biz ailemizden, sevdiklerimizden, kendi para kazanacağımız pek çok şeyden fedakarlık yapıp Buse İnan'la ilgili bir çaba ortaya koyuyoruz. Ve dediğim gibi bu bir tane. Evet. Ya bizim 10 tane sporcumuz yok. O yüzden onun o Balkan Şampiyonası'na gitmesi çok önemli bir eşikti. Hı-hı. Kadrodan çıkarılması, federasyonumuzun kabul edebileceği bir şey değildi. Gerekli işlemler yapıldı. Aynı şekilde olimpiyat kampına gitmemesi için bu süreç başladı zaten. Hı. O yüzden hani her şey değerlendirilirken hem basının hem bizdeki yetkililerin bunu baz alması lazım. Bizim önümüzde yıllarımız, zamanımız yok. 26 Temmuz'da başlayacak olan bir olimpiyat var. Onu hazırlanması gereken bir tane de çocuğumuz var. Zaten yeterince de geç kalın evet. Aslında. Basın yani. Toplantısında sen de vardın. As Başkanımız sevgili Cevdet Tınazcı o gün çok güzel bir cümle söyledi. Bence bunu federasyonun kapısına yazmak lazım. Hatta böyle spor dairesinin girişine. Olimpiyat süreci için hazırlık zamanı 8 yıldır. 8 yıl boyunca bir sporcu hazırlanır ve olimpiyatlara gider. Bizim önümüzde 8 ayımız var. Buse olimpiyatlara gitsin gitmesin bizim onun da arkasında durup bir 4 sene daha Buse için çalışmamız ve önümüzdeki süreci hem Buse hem diğer çocuklar için hedef almamız lazım. Evet, peki süremiz daralıyor. Sözünüzü tamamlayın. Derya evet. Hanım'a sormak istediğim bir soru var. Yani bu süreçte aslında bizim orada yapmış olduğumuz açıklamalar farklı farklı yerlere çekilmek istendi. Bizim aslında buradaki söyleyeceğimiz şey nettir. Biz çocuklarımız için bugün burada uğraşıyoruz, mesai harcıyoruz. Ama olay siyasi tarafa çekilmek istendi, gerek Türkiye tarafında gerek bu tarafta çok fazla olmaz da Türkiye kısmında birazcık olay farklı bir yerlere çekilmek istendi. Biz zaten bildiğimiz için bu süreçleri yaşayacağımızı öngörüyorduk. Bizim çok bir şeyimiz olmaz. Çünkü neden? Uğraştığımız şey belli, hedefimiz belli, istediğimiz şeyler belli. Bizim istediğimiz tek şey birazcık yani saygı. Yani bizim sporcularımızın, evet. Biz geçen yıl Türkiye milli takımlarından kendi maratonlarımız, yarım maratonlarımıza 40 tane sporcu getirmişiz Yeşim Hanım. Bizim şu anda elit sporcu sayımız, baktığımız zaman olimpiyat düzeyinde Taygun'la şey var, Buse var, iki sporcu evet. Ve arkasından gelen çocuk gençlerimiz. Evet. Şimdi 40 tane sporcu, yani biz her zaman yani bu kapımızı açıyoruz, Türkiye'deki sporcularımızla, KKTC'deki sporcularımızı kucaklaştırıyoruz. Evet. Aynı şekilde bizim de beklentimiz budur. Evet. Bizim maddi olarak onlardan bir beklentimiz hiçbir zaman olmadı. Sadece hakemlerimize birazcık saygı. Hakemlerimizi yolluyoruz. Türkiye'de tribünden yarışı izleyip geliyorlar. Hakemlerimiz isyan ediyor. İşte bizi bir daha yollamayın oraya. Şimdi ben ne yapayım? Yani burada susayım. Susma da zaten işe çözüm değil. Mecbur kaldık aslında. Biz mecbur bırakıldık. Bu kadar yazışma, bu kadar diplomatik yolları denedik ve günün sonunda çıkmaza girdiği zaman artık bir kriz... Sanırım gayet net ve açık başkan. Aynen öyle. Yani bunu hiçbir tarafa çekmeye gerek yoktur. Bizim burada tek çabamız Türkiye üzerinden sporcularımızın dünyaya açılmasıdır. Ta ki kendi tanınırlığımız olacağı süreye kadar bu çocuklarımızın bir türlü bu olumsuzluktan etkilenmeden spor hayatlarını devam ettirmeleridir bizim istediğimiz. Çünkü bunları biz sporculuk dönemimizde yaşadık. Aynı şeyleri şimdi çocuklarımıza yaşatmanın hiçbir mantığı yoktur diye düşünürüm ben. Evet. Ve bunun üzerine biz yönetimimizde planlamalarımızı yaparız. Hatta şu anda geçen defa gördüğünüz
Kuzey ile işte Güney aynı müsabakalarda yarışıyorlar. Bizim çocuklarımız neden dışına? Biz işin orasına da girmedik. Biz işin orasında da değiliz. Bizim tek istediğimiz çocuklarımızın bu tür büyük müsabakalarda yarışmasıdır ki Balkan Şampiyonası bunlar için büyük bir fırsattı. Ama sadece birazcık inisiyatif. Ama nedense Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı, bunu parantez içinde alıyorum. Bizim hani KKTC ve Türkiye ile ilgili bizim öyle bir kriz yaratma gibi durumumuz yok. Öyle bir hedefimiz de yok. Ama bunu oraya çekmek isteyenler şunu hiç unutmasınlar ki Buse bunlara bir örnektir. Buse'nin şu anda tüm masrafları KKTC Atletizm Federasyonu ve spor dairesi, spor dairesi müdürlüğü tarafından karşılanıyor ve Buse şu an Türkiye milli takımı formasını giyiyor. Eğer böyle bir şey olsaydı bugün bu olmazdı. Ama doğru. Bunu çarptırmaya çalışanlar bugün bu resme lütfen baksınlar ve yapmadıkları şeyi, tutmadıkları eli şimdi tutma fırsatı onlar için çok büyük bir avantajdır çok diye düşünüyorum. Kısa zamanda olumlu dönüşlerin olması olacak. Dileğimizdir evet. Ve bu konunun tatlıya bağlanması zaten kaçınılmaz. Ya bu kadar ortak bir Türkiye'de. Hedefimiz var evet, sevgili eşim. Ki. Amacımız ortak, hedefimiz ortak, gayemiz ortak. Evet. Yani her iki tarafta Buse'nin olimpiyatlara gitmesini istiyoruz. Başka bir derdimiz zaman yok. Zaman ilerliyor. Evet. Bir sporcu verisi annesi olarak evet. Siz bugün artık bir yöneticisiniz. O durumlara kadar geldiniz. Evet. Spora olan merak, ilgi, sevgi. Hemen hemen her programda bir şekilde gündeme geliyor ve konuşuyoruz. Ülkemiz spor sevgisiyle dolu. İnsanlar, aileler, anne babalar çok meraklı. Çocuklarının spor yapmasına çok değer veriyorlar, önem veriyorlar. İlgisizlikten bahsediyoruz. Hatta bir ayakkabı desteği alamayan öncelikli evet. sporcular oluyor. Anneler, babalar çok hep haklar. Bu ihtiyacı oradan buradan keserek gerekirse sağlıyor. Siz burada aynı zamanda çocuğu sporcu olan, gelecekte de sporcu olarak devam etmesi taraftarı olan ailelerin de temsilcisi. Evet. Aynı zamanda annelerin de bir temsilcisi olarak burada oturuyorsunuz. Ve sormak isterim, çok yakınıyor aileler, veliler. Burada çok veli de ağırlamadık fazla belki ama zaman zaman geldi oldu sizin gibi. Onları temsilen neler söylemek istiyorsunuz? Genel olarak, özellikle atletizm ama genel olarak... sporcuya sahiplenmenin öneminin yarattığı sonucu görüyorsunuz. Buse'de kendi çocuğunuzu biliyorsunuz ve diğer çocukları da takip ediyorsunuz. Bu katkıların, ilgi ve alakanın önemiyle değişen hayatlar en yakın takipçisi sizlersiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Sevgili eşim, öncelikle ben bir spor öğretmeninin evladıyım, kızıyım. Böyle doğduğumdan beri futboldan atletizme kadar böyle evde filmin ya da dizinin izlenmediği sadece sporun konuşulduğu bir ailede büyüdüm. Benim eşim ve kızım da öyle. Özelimiz atletizm ama genelde her birimizin ayrı ayrı handbola, basketbola gibi ayrı sporlara da özel ilgimiz var. Öncelikle ben her anne babaya aynı şeyi söylüyorum. İleride sağlığa harcamak istediğiniz bir para olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimse sağlıkla ilgili bilgilere para harcamak istemez. Evet. Bunun en güzel yolu da şu anda spora para harcamaktır. Yani çocuğunuzu alacağınız ekstra iki çift ayakkabı, ona götüreceğiniz kurs ya da onu bir federasyonun bünyesinde sporcu yapmakla ilgili göstereceğiniz her çaba sizin ileride sağlık giderleriyle ilgili vereceğiniz bütçenin azalması, minimuma inmesi. Aynı zamanda mental olarak değil mi? Kesinlikle yani hayatın içinde matematik, var olmak, güven. Evet, matematikte düşünmek. Başarılı olmanın sırrı ne diye sorduklarında ünlü bir profesöre diyor ki koşmak, yürümek ve atletizm yapmaktır. Hı hı. O yüzden aslında atletizmin de en güzel avantajı, başkanım bunu daha güzel anlatacak. Bizim her yaştan, her cinsiyetten, her kilodan, her boydan bütün insanlara açık bir kapımız var. Hı hı. Yani 60 yaşınızda gelip maratoncumuz olabilirsiniz. İri yarı bir yapıya sahipseniz, gullecimiz olabilirsiniz. Evet. Buse gibi bir fiziğe sahipseniz, yüksekçimiz olabilirsiniz. Evet. Aslında böyle 7'den 70'e, her yaşın, kilonun ve kategorinin içine alabileceği bir yapımız var. O yüzden ben öncelikle sağlıklı olmak, ikincisi çocukların kötü alışkanlıklardan korunması ve disiplin gerektiren bir şey atletizm. Ya ben kendi kızımdan örnek vermek istersem, eğer okuldan çıkıp antrenmana gitmediği sürece başarılı olamayacağını biliyor. Antrenmana gitmeyip başarılı olamayacağının farkına varan bir çocuk doğal olarak derslerini daha kolay disiplinize edebiliyor.
sınav saatini, uyku saatini, beslenmesini ona göre ayarlamak zorunda kalıyor. Evet, spor bir engel mi? Çok uzun zaman konuşuldu. Belki hala motivan gündemlerde. Hiç engel değil. Tam tersi iyi bir motive. Evet, iyi bir antrenörle yanlış olduğunu söylüyoruz. Ya şöyle söylemek lazım. İyi bir antrenörle inanılmaz iyi bir motive. Evet. Çünkü antrenörünüz sizin beslenmenizden uyku saatinize kadar o aralığı düzenlediği için doğal olarak o aralığın içinde gençler kendilerine ait zamanları daha iyi kullanmayı öğreniyorlar. Hı. O yüzden akademik başarılarına da ben olumlu bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman da şey gibi düşünmesinler, işte gider basket oynar, gider koşar, çocuğum dersinden geri kalır diye bir güdü yok. Ve hepimizin de başarılı olduğu bazı kategoriler var. Hı hı. Kimimiz sanatta çok iyiyiz, kimimiz sporda çok iyiyiz, kimimiz bilimde çok iyiyiz. O yüzden çocukların sporla ilgili pozitif, iyi olduklarını düşündükleri bir tarafları varsa eğer, kötü olan matematiği iyi yapmak için değil, iyi olan o spor branşını daha iyi yapmak için çaba harcasınlar. Bunun bir kariyer, bir meslek, bir gelecek olduğunu ve hobiden ibaret olmadığını kabullensinler. Asla spora da bir hobiymiş gibi ya da böyle dersin sonrasında yapılacakmış bir şeymiş gibi bakmasınlar. O algıyı yendikleri an hem onların kişisel gelişimlerine hem de başarı serüvenlerine çok büyük bir artı katarlar. Yani evet, belki de ileride olimpiyata gidecek olan bir çocuğu otur dersini çalış, şimdi sen gidip koşma, dışarıda koşturma demek, belki de onun geleceğinden bir şey çalmak. Evet. O yüzden bence onlara böyle pozitif anlamda destek olmak lazım. Yani ortada bir gerçek var ki kafayı bir boşaltmak, bir rahatlamak gerekir insanın kendisini ve evet, spor önemli bir çocuk için de öyle. Sürekli spor yapan ya da işte bir kariyerini devam ettirecek bir sporcu için de söylemiyorum. Yani sporla alakası yok ama çıkıp bir oynamak bir sana bir değişiklik, bir rahatlık getirir. O zaman dersinin başına döndüğünde daha temiz, motive olur. Bir kafayla da çalışma. Bir de şöyle bir şey var Yeşim. Sen de ben de eminim biz sokakta büyüyen çocuklardık. Ya beni annememe zorla sokardı. Evet. Yani böyle hava kararınca girerdim. Beni hava kararmadan giremezdim. Basketbollar, voleybollar, tenisler. Evet. Yani evet, benim aynen mahallede futbol oynayarak çok geçti. Çok daha mutlu çocuklar olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Yani ben evet, böyle çocukluğumda futbol oynardım. Ayak aynen bileğim çıkardı. Ya basket oynardım. Evet. Parmaklarım kırılırdı. Yani biz ağaçtan düşen, ağaçta büyüyen, mahallede büyüyen çocuklarız. Kendi mahalle arkadaşlarımı hatırlıyorum. Spor sevgisi doluyduk bizler de. Hep sporla büyüdük ve bu bizi güzel besledi aslında. Evet. Ne kadar? Hayatımızın çok büyük bir parçasıydı ister istemez. Evet, o yüzden evet, bence aileler ne onu yaptıklarında değerli da yani hepimizin çekinmesinler, geri durmasınlar. Spor engel değil, tam tam tersi motivasyon ve yani ilerleyen yaşlarda alkol, evet, sigara, uyuşturucu, bağımlı madde ile evet, ilgili biliyorsunuz uyuşturucu alışma mücadele komisyonunun çok büyük bir çabası var ortaya koyduğu. Hı hı. Onların da söylediği elimizdeki veriler. Ama bunu gösteriyor zaten bu seviyedeki sporcularımızın hayatı, yaşam evet, tarzı ne kadar yaşıtlarından şey anlamında söylüyorum çok çok da farklı zaten. Evet. Yani onlar için daha farklı bir süreç oluyor ama çok daha asitli yiyecek bile tüketemiyorlar. Ya en güzel örnek benim başkanım alkol içemiyor. Kızım asitli bir şeyi tüketemiyor. Yani doğal olarak beslenmenize özen göstermeniz lazım. Evet, bilinçleniyorsunuz. Ve bu hayatın tümüne yayılıyor. Geneline ve ilerideki yaşamlarına da yayılıyor. Evet, tamamladık. Başkan, son sözü, kapanışı size bırakıyorum. Bir dakikalık süreniz evet, var. Yarın yine İstanbul yolcusu sporcularımız. Evet, İnşallah. U18 salon evet, değil mi? Evet, U18 salon şampiyonasına. Başarılar diliyoruz. 5 tane sporcumuz gidecek. Bizi orada temsil edecek. İnşallah İyi haberlerini veririz. Sizler de burada yayınlarsınız. Ve inşallah evet, Buse gibi, Taygun gibi, Yiğitcan gibi, diğer sporcularımız evet, gibi bir sürü sporcular çıkarır, hı hı, bu camiadan ve diğer camialardan. Sadece bizim burada yapmamız gereken çocuklarımıza bu zemini hazırlamak, bizden üst makamlara buradan seslenişim olsun. Bu bir başlangıçtı Buse. Ama evet, bu başlangıç gösterdi ki bu destekler verildiği zaman sporcularımızın nerelere, ne hedeflere ulaşabileceğinin bir örneği oldu. İlerleyişini görüyoruz bu senin. Olimpiyatlara inşallah gidecek ama gitmese dahi bir sporcunun ne kadar bu süreçte ilerlediğini gördük. Yani demiştik yüksek atlama dalında milimin, santimin çok büyük değeri var. Evet. Buse nerelerden nerelere geldi? 1.91 hatta 1.93'ü geçmeye de çok yaklaşmıştı. Hı hı. İnşallah bu yarışlarda bu
çıta daha da yükselecek. Burada onun İnşallah. Bu sürecini gurur duyarak konuşacağız. İnşallah. Derya Atamer, Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri, Başkan Ferhat Sakallı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz sevgili eşim. İçin güzel haberleri paylaşmak dileğiyle diyorum. Umuyoruz. Ve kolaylıklar. Teşekkür. Değerli yöneticilerinize de buradan sevgiler, saygılar. Evet, değerli izleyenler, tamamlıyoruz. Atletizmi konuştuk, Buse'yi konuştuk, başarılı atletleri konuştuk. Buse'nin önemli bir süreci var. Yarın İspanya Salon Madrid'de olacak organizasyonunda. Zaten programa yaptığı açıklamada, video mesajda da heyecanını görebiliyoruz ve ne kadar ilerleme arzusunda olduğunu ve inancında olduğunu da bizlerle paylaştı. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte yayın akışında bir değişiklik olmaması durumunda burada olacağız efendim. Bekliyorum. Bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bizler bu hafta Lefkoşa sokaklarında, saray önünde ve konuğumuz Buket Özatay. Kendisiyle birlikte fotoğraf sanatı üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konumuz ise gezi fotoğrafçılığı. KKTC'de eğitimi yeniden şekillendiriyoruz. Daha kaliteli bir eğitim için MEB-EBA her zaman yanınızda. MEB-EBA ile artık her yer okul, her öğrenci eşit. Her öğrenciye kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı. Öğretmen ile öğrencinin sınıfta ve sınıf dışında aynı ortamda buluşması. Üniversiteye hazırlıkta ihtiyacınız olan her şey. Tek tıkla dijital dershane. MEB-EBA'ya mebeba.mebnet.net adresinden ve mobil uygulama üzerinden de giriş yapabilirsiniz. İyi bir eğitim, iyi bir gelecek tüm öğrencilerin hakkı. Eğitimde fırsat eşitliği için MEB-EBA. Sahiplen sloganı ile yola çıkan ve can dostlarımızın sesi olmayı amaçlayan Sessiz Dostlar programı, kalpleri sevgi dolu güzel insanları ve onların can dostlarını ekranlarınıza taşımayı amaçlıyor. Bu haftaki hayvansever konuğumuz Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olan ve çok yönlü kişiliğini yoga eğitmenliği ile tamamlayan Demet Alkan olacak. Can dostları ile birlikte yaşayan Demet Hanım, pozitif enerjisini yansıttığı evinin kapılarını ve hayatını paylaştığı şirin can dostlarının hikayesini anlatacak bizlere.
satın alma, sahiplen. Yani bir can dost sahiplenmek istiyorsanız sokaktan alın ya işte barınaklara gidin. Çok etkileniyorum. Rüyalarıma bile giren var o gözlerdeki çaresizlik, hüzün. Ama bazen gösteriyorlar ilk hali nasıldı. Sonra sahiplenince ve insan umutlanıyor, mucizelere inanıyor. Siz programlarınıza devam edin, insanlara ulaşın, bu mesajı göndermeye devam edin. Mutlu sonla olanlar çok umut verici, mucizevi. İnşallah bu daha da artar. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve öncü yeşil enerji kullanan kamu kurumu oldu. Gelişen teknolojiye ayak uyduran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji sistemini hayata geçirerek yıllık bazda kurum enerjisinin %70'ini bu sistemden sağlıyor. Güneş enerjisine yatırım yapmak, ülkemizi daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe taşıyacaktır. Bu amaç ve sorumlulukla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışmalarına 2018 yılında ilk kez güneş panellerinin kurulumunu gerçekleştirip bu alanda önce olmuştur. Kamuda bir ilk örnek niteliği taşıyan en büyük güneş enerji sistemine sahip Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanan ilk ve öncü yeşil kamu kurumudur. Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunduğumuz programımızın bu haftaki değerli konuğu Sevda Sözal, içi dolu kurabiye tarifiyle mutfağımızda. Düğünlerimizde, ondan sonra geleneklerimizde, mesela bu içi dolu mamül diye geçer Araplardan gelme. Ama Kıbrıs kültüründe de kullanıldığı için kültürümüz devam etsin diye yapıyorum ve çok güzel bir tat. Kültürümüzü böyle canlandıralım. Sadece bu çok kibar olduğu için kırılabilir. Böyle elinizden çok sıkmadan. Çok güzel oldu Sevda Hanım. Afiyet olsun. Birlikte Pişirelim programı her pazar BRT 1'de. Kıbrıs Türkü'nün sesini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yeni nesil televizyonculukta önce oldu. BRT ile birlikte ülkedeki özel televizyon kanallarının da seslerini dünyaya duyurmalarını sağlayan Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması şimdi de akıllı telefon ve tabletlerde. Tüm Android ve iOS uygulamalarında yer alan Kuzey Kıbrıs Smart TV ücretsiz olarak artık her an sizinle. İçinden gelen haber hayatın kendisi kadar hızlıdır. Bu hız içerisinde doğrunun ve gerçeğin verilmesine özen göstererek. Net, açık ve evrensel kurallara uygun, çok seslilikten ödün vermeden habercilik. Büyük bir ekiple en doğru haberi araştırarak, sorgulayarak, habercilik ilkelerinden uzaklaşmadan en sade dille size sunuyoruz. Özel haberler, özel röportajlar, gündem yaratan açıklamalar ve hayatın kendisi bu ekranda deneyimli bir ekiple sizlere ulaşıyor. Haberlerimizi hazırlarken tarihe not bırakıyor, sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Bugünün haberi yarını şekillendiren olaydır. Yarından uzak kalmamak için, en doğru bilgiye ulaşmak için doğru yerdesiniz. Thank you.
Mutlu günler 11 bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'deki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan İzler Silinmeden isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde yer alan serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, adada iki devletin işbirliğiyle bir çözüm bulunabileceğine işaret etti. Tatar, güneyde kalan eserleri unutmadıklarını, bu yüzden iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümün adadaki barış, huzur ve güven için şart olduğunu söyledi. Değerli izleyenler, Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçyürek Mausa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Mausa Hastanesi'nde kan bankasının modern cihazlarla devreye girdiğini kaydeden Sağlık Bakanı Dinçyürek, bunun bölgedeki hastalara, özellikle de acil hastalar ve kazalara çok daha çabuk hizmet verebilecek bir düzenleme olduğunu söyledi. Dinçyürek, göz ameliyatları için de son aşamaya gelindiğini ve birkaç hafta içinde ameliyatların başlayacağını açıkladı. Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu Girne'de gerçekleştiriliyor. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği ve Alaşya Terrakota Sanat Topluluğu tarafından organize edilen sempozyum, tahrip edilen kültürel mirası koruma çabalarına ışık tutmayı amaçlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlenen sempozyum 2 gün sürecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlenen sempozyum Girne'de Acapulco Otel'de gerçekleştirilecek ve birçok akademisyen, araştırmacı ve uzman toplam 40 bildiri sunacak. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde görev yapan bir Yunan askerinin eğitim tatbikatı sırasında yaralandığı bildirildi. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Yunan alayında görev yapan bir askerin sabah saatlerinde düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında yaralandığı belirtildi. Açıklamada Yunan askerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedildi. Yunan basınındaki haberlerde ise söz konusu askerin tatbikat sırasında elinde el bombasının patlamasıyla yaralandığı ileri sürüldü. Haberde askerin sağlık durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Gelişmelerle 12'de yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.